Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size sağdan ve soldan formülleri üzerinde metin ifadelerine devam ediyoruz. Çok az bir bölümümüz kaldı. Metin formüllerini bitirmek üzereyiz. Sağdan ve soldan ifadelerinde işimize yaraması formülün amacı kaç tane veriyi sağdan veya metnin solundan kesip almamıza yarıyor. Parçalı metinden biraz daha farklı bir formül bu. Parçalda başlangıç ve bitiş sayılarını belirtiyorduk. Ona göre bize metin ifadesini veriyordu. Burada ise sadece başlangıç sayısı belli. Kaç tane karakteri sağdan veya soldan almam gerektiğini belirleyebiliyorum. Hemen örnek üzerinde daha net bir şekilde bu formülü açıklayalım. İlk olarak sağdan formülüyle başlıyorum. Ya da normal gitsin, soldan formülü diyelim. Parantezimi açtım. Hangi metnin bu formülün uygulanacağını soruyor. www.teknolojikyardım.com değerine sahip E6 metnini seçtim. Noktalı virgül atıyorum. Kaç karakter almam gerektiğini soruyor. Örneğin 10 karakter alsın ve parantezde formülün yazımını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi 10 karakteri sol kısımdan başlayarak 10 karakter saydı. Teknol'dan kaldı. Onu çekelim. Teknolojik olsun. WW teknolojik olarak 14 karakterlik bir metin aldı bana. Soldan metinle sağdan metni tam tersi olarak çalışıyor. Ama tersten kastınız şu aklınıza gelmesin. Yani buradan metnimizdeki soldan başlayarak 14 tane saydı. Bu taraftan gelirken de 14 tane buradan sayacak. İşte M ile başlayıp O, C şeklinde tersten gidecek diye düşünmeyin. O şekilde çalışmıyor. Hemen bunu da örnek üzerinde gösterelim. Sağdan yazıyorum. Metnimi alacağım karakter kümesini soruyor bana. E6 metnini seçtim. Noktalı virgül attım. Kaç karakter alacağını soruyor bana. 4, 2, 4, 5 de oradan 9 karakter alalım. Bu şekilde olmuş hatta. Yardım.com. Gördüğünüz gibi terse çevirmedi metni. Sadece son 10 karakteri yine soldan sağa yazım metniyle soldan sağa şekilde yazım şeklini koruyarak son 10 tane karakteri aynı yazım metodunda içerisinden keserek aldı. Yani buradaki parçaldan biraz daha farklı başlangıç ve bitiş bölümleri aynı. Sadece kaç karakteri sol taraftan veya sağ taraftan almamıza yarayan iki farklı formülden bahsettik. Sağdan ve soldan formülleri. Bu bölümü de burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.